Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Citroen C5 1.6 EHD'yi dizel otomatik aracın inceleme videosunu çekeceğim. Araç Dynamic paket 2011 model 133.000 kilometrede sunroof'lu paket. Dıştan görünüşü bu şekilde. Önde LED farlar var. Alttakiler sis. Yan aynalarda sağa sola dönüş sinyalleri mevcut. Çamurlukta değil. Tekerlek ölçüleri orijinalde 200, 225, 20, 225, 55, 17. Şu an bizim araçta 215, 50, 17 var. Yanak kalınlığı biraz daha az. D segmenti bir araç. Dışarıdan bu şekilde görünüyor. Sinecikler dışa doğru açılıyor. Diğer araçlardan biraz daha farklı bir sistemi var. Halojen farlar mevcut. X-Class modelinde bir üst modelde biraz daha farklı bir far sistemi mevcut. Dışarıdan bu şekilde görünüyor araç. Arka ve önde park sensörlerimiz mevcut. Ekranda da görüntülü olarak zaten gösteriyor. Sadece ses olarak değil. Bagajını açıp bakalım. Bagajı 470 litre fakat yükleme eşiği geniş olduğundan dolayı bayağı bir eşya sığıyor. Bunlar benim yıkama malzemelerim. Sağda ve solda gözleri mevcut. Stepnesi tam boy değil. İnce teker. O bir eksi olabilir. Bagaj şuradan açılıyor. Citroen ambleminin altından. Arka tarafa bakalım. Benzin, mazot kapağı sağ tarafta. Arka tarafa bakalım hemen. Araç biraz kirli, kusura bakmayın. Diz mesafesi fena değil. Ancak ortada oturan yolcu için baş mesafesi biraz kısıtlı. Fakat şaft tüneli yok. Göründüğü gibi çok az. O da ortada oturan olduğu için avantaj. Ön taraftaki yolcu bölümüne bakacak olursak eğer koltuk bu şekilde. Yanal ve baldı desteği gayet iyi. Sadece bel desteği aşağı yukarı ayarı, bir de ileri geri ayar var. Bu şekilde. Kapı işleri de bu şekilde. Aracın sürücü kısmına geçelim. İç kısmını detaylandırıp size gösterelim. Kapı işleri bu şekilde. Kumaş kaplı. Deri değil. X-Fluence paketleri de deri değil. O belki olabilir. Şu çocuk kilidi arka camların. Dört cam tam otomatik. Tek tuşla yani. Şu yan aynaları kontrol ediyorsunuz. Bu şekilde. Kapıların içindeki gözler yetersiz. Onu söyleyebilirim. Yani yarım kiloluk bir su şişesi bile sığmıyor diyebilirim. Kaput buradan açılıyor. Sürücü koltuğunda aşağı yukarı ayarı şu. Şu sırt kısmını yatırabiliyorsunuz şuradan. Bir de bel ayarı var. Tabii şuradan bir de ileri geri ayarı var. İçeri geçelim. Öncelikle direksiyondan başlayalım. Direksiyonun göbek kısmı sabit arkadaşlar. Normal bir araç gibi değil. Sadece şu kısım dönüyor. Göbek kısmı sabit. Direksiyon üstünde bu kısım medya ekranı takip, yani ekranı yönlendirebiliyorsunuz. Şu menü tuşu, şunlar ses açma, kapama, mut tuşu, kornası bu şekilde. Bir sağda, bir de solda var. Bundan müzikleri değiştirebiliyorsunuz. Şu kısım hız sabitleyici ve hız sınırlayıcının ayrıyeten Bluetooth olduğu için Bluetooth yönlendirmesini buradan yapıyorsunuz.
Şu tuş gece yol alıyorsanız yani sizin bayağı bir işinize yarıyor. Bu tuşa bastığınız zaman bütün göstergeler kapanıyor. Yani siyah ışıkları gidiyor. Daha bir insanın gözünü almadan yolculuk yapabiliyorsunuz. Bu benim hoşuma gitti. Yan tarafta sağda ve solda olmak üzere kulakçıklar mevcut. Bu vites düşürme kulakçığı şu şekilde. Bu da soldaki de vites düşürme. Bu arttırma sağdaki, soldaki de düşürme. Kullanışı gayet iyi ama fakat direksiyonu sabit, yani direksiyonu bitişik değil. Direksiyon döndüğünde keşke o da dönseydi daha bir iyi olur diyebilirim. Alt tarafta direksiyonun altında direksiyonun ayarını yapabiliyorsunuz. İleri, geri, şu şekilde, şu şekilde. Bir saniye kontağı açıp göstergeleri göstereyim size. Arkadaşlar göstergeler bu şekilde. Ortada hız göstergesi dijital. Onun dışında şu tuştan değişiyoruz bu arada. Şundan. Bu şekilde güzergah bilgisi. Bu şekilde birinci yol bilgisayarın ortalaması. Ben kısa mesafede kullandığım için aracı yakıt 15 km ortalama hız ile 10 litre ortalaması var. Çok görükebilir ama çok değil. Çünkü kısa mesafede kullanıyoruz. İkinci bölümde de aynı şekilde. Bu da uzun dönemin ortalaması 6500 km olmuş. Ortalama 42 km hız. 5.8 litre ortalama yakıt var. Gayet iyi. Onun dışında bu şekilde. Solda mazot ibremiz. 70 litre deposu var bu arada. Üst tarafta da uyarı ışıkları mevcut. Şundan ekranın parlaklığını düşürebiliyorsunuz, kısabiliyorsunuz, bunları sıfırlayabiliyorsunuz. Sağda ise devir ibresi. Vitesin konumunu gösteriyor bu arada. Şu an boşta. Şu an vites konumunda, yani D modunda. Şu an R modunda. Bu şekilde. Aracın görüntüsü bu şekilde. Bu araçta bahsetmek istediğim şu detay benim hoşuma gidiyor. Şu kısımla cam arasındaki mesafe bayağı bir uzun. Bu da size sürüş zevki olarak geri dönüyor. O benim bayağı bir hoşuma gitti. Yani Volkswagen grubu araçları kullananlar bilir. Göğüs ile cam arasındaki mesafe çok kısadır. Bu araçta öyle değil. Bu aracın hem kaput kısmı uzun hem de şuradan başlayan ve camın sonunda biten kısım bayağı bir uzun. Bu da size farklı bir sürüş hissiyatı yaratıyor. O da benim hoşuma gitti. Araçta iki arkada, dört tane de önde ve bir tane de merkezi hoparlör olmak üzere toplamda iki tweeter'ı da sayarsak 7 hoparlör ediyor. Arka tarafta tweeter yok ve tiz konusunda biraz düşük kalıyor arkada oturan yolcular için. Ama ses kalitesi gayet iyi. Ses sistemi benim bayağı bir hoşuma gitti. Bunu da gayet samimi bir şekilde söyleyebilirim. Havalandırma menfezleri bu şekilde. Şuradan kontrol ediyor. Bu şekilde. Gayet iyi. Klima soğutması gayet başarılı. Bu da benim hoşuma giden bir özellik. Direksiyonun solunda bir saniye şuradan görüyorum. Bu park yeri arıyor size. Otomatik park değil de sağda veya solda park boşluk bulabilirsiniz. Sizi bilgilendiriyor. Bu da yol bilgisayarının bakım zamanlarını falan gösteriyor. Onun dışında şurada start stopu devre dışı bıraktığımız tuş var. Bununla devre dışı bırakabiliyoruz. Şurada bir gözümüz var. Bu şekilde açılıp kapanıyor. İçi kadife bir kaplamaya sahip. O da güzel düşünülmüş. Medya ekranı bu şekilde. Keşke daha büyük olsaydı. Exclusive paket aldığınız zaman medya ekranı büyüyor. Onu da görüntüsü şu şekilde gösterelim. Şu şekilde. Şekilde. Dörtlü flaşörümüz buraya konumlandırılmış. Geri biraz sürücü için uzak kalabilir. Onda da ayrı bir detay olmuş. Göğüs paneline geçelim. Göğüs paneli. Bu teybimizi kontrol ettiğimiz ünite. Bu şekilde.
sensörlerini buradan kapatabiliyoruz. ESP'yi buradan kapatabiliyoruz. Bunlar klima kontrol üniteleri. Çift taraflı dijital klima. Bu ön cama hava çıkışı sağlıyor. Rezistanslı değil ön cam. Arka cam rezistanslı. Kontrolleri bu şekilde. Aracın şurada bir küllüğü var. Bu şekilde. Şuraya bir ufak bir göz yapmışlar. Ses falan yapmıyor bu. Mesela şurada bir alan var. Buranın altı da güzel bir malzemeyle kaplanmış. Burada ses yapmaz. Yani düşünülmüş. Araçta şanzımanda spot modu var. Pek bir esprisi yok. Biraz daha üst devirlere çıkarak vites atıyor. Gaz tepkilerinde falan herhangi bir etkisi yok. Vites topuzu bu şekilde. Araç şu an 133 bin kilometrede. Hafiften şuralarda bir yıpranma var. Bu da gayet normal. Şu an D'de, şu an boşta şu şekilde geriye gidiyor. Tamam mı? Şu şekilde D'de sol attığın zaman manuel kısma geçiyor. Şu şekilde vitesi artırıyor. Şu şekilde düşürüyor. Bu şekilde. Şurada bir göz daha mevcut. Bu şekilde. Ufak bir göz. Ama içinde kaplama var. O da bozuk para koyduğunuzda falan ses yapmıyor. Aracın içi bu şekilde. Bir de şurada kolçağı göstereyim size. Elif frenimiz manuel bu arada. Ben manuel olmasını daha çok seviyorum. Benim hoşuma gidiyor. Bazısı otomatik yani elektronik istiyor ama ben manuel seviyorum. Tercih meselesi. Kolçak bu şekilde içinde görüldüğü üzere kaplama var. Gayet geniş bir kolçak. İçinde AUX girişi ve USB girişi var. Dynamic modelde USB ve AUX girişi var. Fakat komfort donanımda yani baz donanımda USB girişi ve AUX girişi yok. Bu şekilde. Sunroof şu şekilde göstereyim. Bayağı büyük bir sunroofu var. Perdesi manuel şekilde. Bayağı büyük bir sunroofu var. Sunroof'un kontrolünü şuradan yapıyoruz. Çalışıp göstereyim size. Bir saniye. Şu tuşa basalım arkadaşlar. Geriye doğru açılıyor. Bu şekilde. Tekrardan şu tuşa basalım. Kapanıyor sunroofumuz. Gayet büyük bir sunroof. Bazı Ford ve Opel grubu araçlarda sunroof küçük oluyor. Bu araçta gayet yeterli. Onun dışında tabii ki yarım da açılıyor. Şöyle bastığımız zaman sadece hafiften dışarı kalkıyor. Bu şekilde. Bahsetmek istediğim başka bir şey var mı diye bakıyorum da. Bu arada şu kısım. Makyaj aynaları bu kısım. Tabii ki ışığı var. Yan tarafta da aynı şekilde ışık mevcut. Şurada şu kısımda emniyet kemeri ve çürük koltuğu taktığınızda onu gösteren ibareler, göstergeler var. Bu da iyi düşünülmüş. Burası da bu şekilde. Gayet geniş ve içinde kadife bir kaplamaya sahip. Torpido soğutması bu arada var. Arkadaşlar aracın içi bu şekilde. Koltuklardan bahsetmedim. Koltuklardan bahsedeyim. Koltuklar çok rahat. Koltukların göründüğü gibi bel desteği, sırt desteği, yanal destekler, baldır desteği gayet güzel. Gayet insanı sarıyor. Yani baya baya hoşunuza gider bu koltuklar. Öyle söyleyeyim. Yani ben koltuklara araçta dikkat ediyorum. Bu aracın koltuğundan oldukça memnun kaldım. Yan desteği olsun, baldır desteği olsun, oturma alanının yumuşaklığı olsun. Yani gayet güzel. Son olarak bir 5-10 saniye bir müzik açıp ses kalitesini de göstereyim size. USB takılı değil mi yoksa? Arkadaşlar USB maalesef takılı değil. O yüzden gösteremiyorum. Bu şekilde arkadaşlar Citroen C5. Şu an güncel kilometremiz 133.000 kilometrede. Yani ona göre aracın yıpranmışlığını falan değerlendirirseniz sevinirim. Araç bu şekilde.
son derece memnunum araçtan. Daha sonra da inceleme videoları, hız deneme videoları veya yakıt tüketim videoları gelecek. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.